Bu akşamki eğitimi özellikle aramıza yeni katılan abonelerimize duyurduk sadece. Şu anda da ben hariç 7 katılımcı daha var. İsterseniz önce soru cevapla da başlayabiliriz. Paket panelin kullanımı ile ilgili sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Ya da ben paneli anlatırım. Siz takıldığınız yerde sorular sorarsınız. O şekilde de ilerleyebiliriz. Önden sormak istedikleriniz varsa başlamadan onları yanıtlayayım. Tamam, şimdilik soru yok. Ben paneli anlatmaya başlayayım. Şimdi panelimizde iki önemli kısım var. Bir tanesi endeksle ilgili olan grafiklerimiz, bir de hisselerle ilgili olan grafiklerimiz. Önce endeksle ilgili olanları anlatacağım. Endeksle ilgili dört temel grafiğimiz var. Günlük sentiment momentum, saatlik sentiment momentum, günlük anlık sentiment ve osilatör. En temel grafiğimiz günlük sentiment momentum grafiğimiz. Menüde şu kısımdan ulaşabilirsiniz buraya. Burada endekste bir trend olup olmadığını gördüğümüz yer burası. Ve borsada alacağımız riski belirlediğimiz yer aynı zamanda. Burada mavi barlar devam ediyorken endekste bir yukarı trend var olarak düşünürüz. Ve mavi barlar genelde sonrasında da mavi barlar olarak devam eder. Ve endekste de bir yukarı trend izleriz. Kırmızı barlar başladığında ise bir aşağı trendin başladığını varsayarız. Sadece bu grafiğe bakarak düşünecek olursak mavilerden sonra gelen üst üste ikinci kırmızıda bir aşağı trend başlar ya da başlayabilir diye düşünürüz. Veya kırmızılardan sonra gelen ikinci maviden itibaren bir yukarı trend başlar gibi düşünürüz. Bir de burada momentum dediğimiz yoğunlaşma grafiğimiz var. Burada daha seyrek bar oluşur. Bu momentum grafiğinde önceki günlere göre alışta veya satışta ekstra bir yoğunluk gördüğümüzde burada bir momentum barı oluşur. Burayı takip ederken şuna dikkat ederiz. Yukarıdaki mavi barlar azalmaya başladığında bunlara ters yönlü olarak aşağıda kırmızı barlar üst üste gelmeye başlarsa eğer biraz borsadaki risklerimizi azaltırız. Bir düşüş gelebilir diye. Veya burası kırmızı olarak devam ederken aşağıda bu kırmızılara ters yönlü olarak mavi momentumlar gelmeye başladığında da hisse pozisyonlarımızı arttırırız. Bir trend dönüşü olabilir diye. Bunun haricinde bu grafikte takip ettiğimiz bir şey daha var. Alt taraftaki momentumlarda eksi 5 ve daha küçük eksi 6, eksi 7 gibi momentumlar ve artı 5, artı 6, artı 7 daha büyük momentumlar. Bunlar neden önemlidir? Yukarıdaki barların rengi ne olursa olsun aşağıda bir eksi 5 momentum gördüğümüzde bir miktar küçülmek faydamız olur. Veya yukarısı kırmızı olsa bile aşağıda bir artı 5, artı 6, artı 7 gibi bir momentum gördüğümüzde de biraz risklerimizi arttırıp hisse portföyümüzü arttırırız. Bir yukarı trend başlayabilir diye. Ömer Bey'in hisselerle ilgili bir sorusu var ama hisse kısmında döneceğim buna tekrar. Buraya her gün ya da her akşam kapanıştan sonra ya da her sabah açılıştan önce bir 15 saniye bakmamız bizde endeksin yönü hakkında, alabileceğimiz riskler hakkında bize bir ön bilgilendirme yapar. Bundan sonra dikkat etmemiz gereken bir diğer grafik saatlik sentiment momentum grafiği. Az önceki grafiğin burada da saatlik döngüler halinde burada takip ederiz. Mavi barlar varken yine endekste bir yukarı hareket, kırmızı barlarda da aşağı bir hareket görülüyoruz genelde. Şimdi bu kısmı daha çok gün içi işlem yapanlar kullanabilir ya da VIOP'ta endeks kontratında işlem yapanlar için uygundur kullanımı. Şimdi şurada bir önceki grafikte mavi barların devam ettiği alanda
Eğer saatliklerde bir kırmızı mavi geçişine denk gelirsek eğer, mesela şuradaki gibi ya da buradaki gibi bir blok haline gelirse bu maviler, endekste bir yukarı trend izleriz. Bunu nasıl kullanırız? Burası bize devam eden yukarı trendte kırmızı mavi geçişleri, devam eden trendte yeni giriş noktalarını verir. Veya gün içi diyelim spot işlem yapıyoruz borsada. Şu alanda, yani kırmızıların olduğu bir alanda günlük işlem yapmak ya da gün içi işlem limitiyle veya kredi kullanarak işlem yapmak çok fayda sağlamaz. Burada çünkü düşen trendde yukarı gidecek hisseyi ararsınız. Bu genelde olumlu sonuç vermez. Ama VWAP'ta işlem yapıyorsanız bunları short idea olarak kullanabilirsiniz veya pay vadelilerde short işlem açıyorsanız eğer, şu alandan ziyade bu kırmızılar başladığında short işlemleri gün içerisinde işlem yaparsanız başarı şansınız daha yüksek olur işlemlerde. Bir diğer grafiğimiz osilatör. Burada endeksi kapatayım. Osilatör grafiği yine saatlik bir grafiktir. Bize alıcıların ve satıcıların dengesini gösterir. Osilatörde aradığımız yapı osilatörün sıfırın altında ya da sıfırın üzerinde sıfıra paralel devam ettiği yerlerdir. Şimdi osilatör değeri artı sıfır ile 0,8 arasındaysa şu görüntüyü elde ederiz. Bu şekilde devam ederse. Bu görüntü endekste alıcıların hakim olduğunu ve genelde endeksin yukarı gideceğini gösterir bize. Şöyle bir düzlük. Şu alanlar ise osilatör 0 ile eksi 0,8 arasındaysa oluşur. Sıfıra paralel hareket eder. Bu alanda da satıcıların endekste hakim olduğunu ve bir aşağı trend izleyeceğimizi gösterir. Şimdi buraya tekrar endeksi atayım. Şu alanda net bir yukarı hareket izleriz. Bu alanda da aşağı bir hareket izleriz. Bir de sıfırdan uzaklaştığı, böyle pik attığı yerler vardır. Bunlara yön göstermez. Yani bu pikin yukarı doğru olması ya da aşağı doğru olması buradan sonra gelecek hareketin yönü hakkında bize yön göstermez. Fakat bir hareketlilik olduğunu gösterir. Bu pikleri atmasının sebebi alıcıların ve satıcıların dengesinin birbirine çok yakın olduğunu gösterir. Ve bu alanlarda özellikle gün içinde işlem yapıyorsanız işlem yapmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü bu piklerden sonra gelecek olan hareket genelde büyük olur ve bu hareket osilatör ne tarafta takılı kalırsa o tarafa doğru devam eder. Eğer gün içi işlem yapıyorsanız bu grafik önemlidir. Bu pik atmaya başladığında işlemde olmamaya gayret edin. Bu pik bittikten sonra ne tarafta takılı kalırsa, yani 0 ile artı 0,8 ya da 0 ile eksi 0,8 değeri arasında takılı kalırsa hareket o yöne devam eder. Ondan sonra işlemde kalırsa, işlem yaparsanız yine işlemlerinizdeki başarı oranınız daha yüksek olur. Ve son grafiğimiz de günlük anlık sentiment grafiğimiz. Burada yine yeşil olan endeks, mavi olan da bizim sentiment. Şimdi buradan yine endeksi kaldırayım. Sentiment de aslında bir çeşit osilatördür. Değeri 0 ile 10 arasında değişir. Bu grafiği saatlik olarak, dakikalık olarak, 15 dakikalık olarak ya da günlük olarak takip edebilirsiniz. Şimdi bu grafiğin bize sağladığı kolaylıktan bahsedecek olursam, bu grafik sürekli 0 ile 10 arasında değiştiği için destek ve dirençleri de sabittir. Bu destek ve dirençlerin bizim için önemlidir derseniz, endeksin bulunduğu seviyeden farklı olarak biz hangi değeri geçtiğinde, yukarı geçtiğinde ya da hangi değeri aşağı kırdığında ne tarz tepkiler verebileceğini önceden deneyimlemiş olduğumuz için bu destek ve dirençleri oluşturduk. Mesela şöyle örnek vereyim.
Sentiment 1.2'nin altına geldiği zaman buralarda çok uzun süre kalmaz. Maksimum 4 ya da 5 gün kalır. Dolayısıyla 1.2'nin altındaki 3. 4. günden sonra buralarda alacağınız pozisyonlar büyük ihtimalle karlı kapanır. Veya 5.20'den sonra hızlı bir yukarı hareket başlar. Her 9 olduğunda da endekste rally görürüz. Şimdi bunun üstüne bir de endeksi atıp ne demek istediğimi tekrar anlatayım size. Mesela şurada ilk 9'a geldiği tarihte 26 Mayıs endeks 4580. Sentiment 9. Şimdi endeks 4580 iken sentimentin 9'a gelmesi, pardon, 4770 sentimentin 9'a gelmesi bize bir rally'nin başlayabileceğini ve bizim de hisse senedi portföyümüzü arttırabileceğimizi, risk alabileceğimizi burada bize gösterir. Yani şu endeks buradayken ilk 9'u gördüğümüz yer ve sonra 5600'e kadar bir hareket görmüşüz. Burada tekrar 9 şurada endeks 5700 iken 6300'e yine bir hareket görmüşüz. Sentiment 9'a çıktıktan sonra da 8.30'u takip ederiz. Ve her rally'nin bir destek direnç noktası oluşur. Yani şu 9'u gördükten sonra sürekli 7.40'a kadar gevşemişiz, 7.40'tan tepki almışız. 7.40'a gelmişiz, 7.40'tan tepki almışız. Bu tepkiler 9'a kadar gelebilmiş. Ve bu 7.40 kırıldığında da hareket aşağı doğru derinleşmiş. Şimdi endeks bugün işte kapanışta 8.180, 8.290 civarından kapattı. Şimdi buradan biliyoruz ki bu endeks 8.000'den 10.000'e de çıksa tekrar 5.000'e de inse biz sürekli 0 ile 10 arasında değişen sentiment değerini takip edeceğiz. Bu 4 tane grafiğe bir göz atmak sizin için her zaman endeksi yukarı mı aşağı mı dönecek şeklinde bir görüş oluşturmanıza yardımcı olur. Şunun da farkındayım. İlk başladığınızda size biraz karışık gelebilir. Bunun içinde sentiment güç göstergesi var. Buradan kopya çekebilirsiniz. Bu ne demek? Bu sentiment güç göstergesi. Biz bu 4 tane grafiğe baktık, burayı değerlendirdik ve endekse 100 üzerinden bir not verdik. Şimdi bu 50'nin altındayken sizin de alacağınız riskleri azaltmanız, 50'nin üstüne geldiği zaman riskleri arttırmanız gibi burayı değerlendirebilirsiniz. Veya pay vadelilerde işlem yapıyorsanız 50'nin üstündeyken long pozisyonları aramak, 50'nin altındayken de short pozisyonları aramak faydanıza olabilir. Şimdi hisseleri anlatırken bunları da nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Buradaki değişiklik belli bir periyotla yapılmaz. Sadece bu 4 tane anlattığım grafikte endeksin yönünü etkileyebileceğini düşündüğümüz bir değişiklik olduğunda manuel olarak güç göstergesini yukarı ya da aşağı güncelleriz. Sizin bilgisayarlarınıza da veya telefondan takip ediyorsanız cep telefonlarınıza da bir bildirim gelir panelden. Güç göstergesi yeni değer, eski değer diye veya Telegram'dan da bizi takip ediyorsanız Telegram kanalında da bunu duyuruyoruz sürekli. Şimdi endeks ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bu anlattığım grafiklerle ilgili sorularınız varsa onları yanıtlayayım. Evet, bu yayını kaydediyoruz. Yani teknik bir aksaklık yaşamazsak bir iki gün içerisinde YouTube kanalımıza yükleyip size de linkini göndeririz. Endeksle ilgili bir sorunuz yoksa hisselere geçeceğim. Hisselere geçelim. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerini 3 gruba ayırdık.
X sentiment 30 bildiğimiz X30 hisseleri. X sentiment 70 BIST 100'den bu 30 hisse çıktıktan sonra kalan 70 hisse. Bir de X sentiment 500 var. X sentiment 500'de de BIST 100 dışı 336 tane hisse senedi var. Daha çok yan tahta diye tabir edilen hisse senetleri. Şimdi panelin en basit kullanımını anlatacağım size. Yani bu panelden hisse senedi anlamında en basit nasıl faydalanabilirim? İlk 10 listelerini takip ederek faydalanırsınız. Kapanıştan kapanışa ilk 10'daki hisse senetlerini bir sepet şeklinde portföyünüzde tutarsınız. Her gün gireni buraya eklersiniz. Çıkanı da kırmızılarda çıkanlardır. Buradan çıkartırsınız. Bunu isterseniz bu kullandığınız pakete göre buradaki güncelleme sıklığı değişir. Premium paketler için saat 5'ten sonra 15 dakikada bir güncelleme gelir. Platin paketler için saat 11.30'dan sonra yarım saatte bir. Yıldız ve Gold paketler için de saat 10.30'dan sonra 10 dakikada bir güncelleme gelir bu listelere. Ve aynı zamanda mesajlar kısmından da bu ilk 10 listelerini takip edebilirsiniz. Her gün saat 17.40 civarı kapanıştan önce işlem yapabilmeniz için geçici liste. Her gün saat 18.10 civarı da kapanıştan sonra tüm verileri de içine alarak final listesi gelir. Genelde final listesiyle geçici liste arasında bir fark olmaz ya da bir iki hisse değişebilir. Çok önem arz etmez. Bu size söylediğim stratejinin getirisini de performans grafikleri kısmından ulaşabilirsiniz. Buradaki getiriler sadece akşamdan akşama yani kapanıştan kapanışa işlem yaptığınızı düşünerek hesaplanmış kümülatif getirilerdir. Yani buradaki ilk tarih 22 Mart 2022, bu tarihten beri BIST 30 hisselerinde sadece kapanıştan kapanışa ilk onu değiştirerek gelseydiniz getirisi %448 civarında olacaktı ki bu sürede BIST 100'ün getirisi %273 gibi bir getiri. Yani bu stratejiyle endeksi yenebilirsiniz. Şimdi ilk 10 listeleri nedir? İlk 10 listeleri şuradan anlatayım. Biz her hissenin veri analitiklerinden hissenin sentiment değerini elde ediyoruz. Ve günlük sentiment değişim grafiğini oluşturuyoruz. İki tane grafiğimiz var. Bu sıralama her hissenin sentiment değerine göre olur. Yani BIST 30 listesinde sentiment puanı en yüksek olan hisse birinci sırada yer alır. Sentiment puanı en düşük olan hisse de son 30. sırada yer alır. Burada Tofaş'ın sentiment puanı 1.67, 30. sırada. En yüksek olan hisse de İşçi.tr sentiment puanı 9.83, birinci sırada. Şu kısım, burası da çok soruluyor. Bu kısım, buradaki kutuların içindeki rakamlar, şu grafiklerin sayısal halidir. Yani Koza A'dan anlatayım daha kolay olacak. Koza A'daki değerler 6, 18, 13. Şu grafikte 6, 18, 13 sağdan sola doğru barların değerleridir. Bu bize kullanım kolaylığı sağlar. Yani mesela burada Ereğli'nin grafiğine baktığımızda şöyle bir kırmızılar gelmiş. Kırmızı 21'den 7'ye düşmüş, sonra mavi geçmiş. Yani bir kırmızı mavi geçişi olduğunu buradan anlarız. Gidip Ereğli'nin grafiğinde kontrol etmemize gerek kalmaz. Biraz hızlı takip ettikten sonra birkaç gün sonra buraya da gözünüz ulaşır, alışır. Şu rakamlara bakarak zaten şu grafik gözünüzün önüne gelmeye başlar. Şimdi en temel stratejimiz şeydi. İlk 10 listesini al ve takip et. Bir stratejimiz daha var. Burada yapabileceğiniz. Biz İlk 10'daki hissenin ilk 10 listesine girdikten sonra bir performans göstermesini bekliyoruz. O yüzden bunları taşıyoruz. Bir de hissenin ilk
ona girerken de bir performans gösteriyor. Bunlar için bir sepet daha oluşturuyoruz kendimize. Bunlara da dip dönüşü yapabilecek hisse senetleri diyoruz bunun adına da. Burada aradığımız şey de bu grafiklerdeki kırmızı mavi geçişleri. Yani şu kırmızıdan maviye geçmiş ve sentiment puanı yükselmiş olan hisseleri arıyoruz. Ki sonra gelecek şu blokta hissenin performansından faydalanalım. Burada yine kırmızı mavi geçişi olmuş. Sentiment puanı artmış. Sonrasında hissede bir yukarı hareket olmuş. Aradığımız şey hep bu. Şimdi panelin içerisinde bütün grafikleri tek tek bu şekilde aramaktansa kaşif bölümümüz var. Burada istediğimiz hisse grubunu işaretliyoruz önce. Sonra kırmızıdan maviye dönen, sentiment puanı yükselen. Filtrele diyoruz. Ereğli, gerçi bugün o ilk ona da girdi. Aselsan, o da ilk ona girmiş. Şişe'de yine bir kırmızı mavi geçişi var. Sasa'da yine bir kırmızı mavi geçişi olmuş bugün. Aradığımız şey bu. Kırmızıdan maviye geçecek. Sentiment puanı da bir önceki güne göre yükselmiş olacak. Eğer gün içi işlem yapıyorsanız da yani bir veri terminali kullanıyorsanız Matrix, Ideal, TradingView gibi orada da karar destek mekanizmalarınız varsa veya gün içerisinde algoritmik trading yapıyorsanız ekrana alacağınız hisseler bunlar olmalı. Bu hisselerde endeksinde müsait olduğu dönemler aralıklarda gün içerisinde işlem yapabilirsiniz. Veya bunlardan da kendinize bir sepet oluşturup bir kar hedefi koyup bunları takip edebilirsiniz. Yani burada kastım ne? Mesela kırmızı mavi geçişi oldu. Şişede pozisyon açtınız. Bugün bunu gördünüz. Şişede pozisyon açtınız. Burada yapabileceğiniz 3 strateji var. Bir, şöyle bir blok geleceğini düşünerek bu maviler tekrar kırmızıya dönene kadar şişe pozisyonunu taşıyabilirsiniz. Veya %3, %5 bir kar hedefi koyup bu hedef geldiğinde pozisyonunuzu kapatıp sonra tekrar kaşife gelip yeni arama yapıp yeni bir hissede pozisyon açabilirsiniz. Veya bu iki stratejiyi birleştirirsiniz. Şişede %5 bir kar hedefi koyarsınız. Hedefe gelince yarısını kapatırsınız. Yarısı devam eder. Kalan yarısıyla yine kaşife gelip yeni bir tarama yapıp buradan kendinize yeni bir hisse seçebilirsiniz. Burada kullanacağımız stratejilerden bir tanesi de kısalan kırmızı barlar. BIST 30'da böyle hisse olmamış bugün. BIST 70'e bakalım. Mesela Akçansa kırmızılar üst üste istikrarlı bir şekilde küçülüyor. Ve sentiment puanında da bir artış var. Bunu da değerlendirebilirsiniz. İşdemir keza aynı şekilde kırmızılarda üst üste bir azalış ve sentiment puanında artış var. Simpaş gayrimenkul, Tekfen. Bakın hep yapılar aynı. Burada amacımız şöyle bir mavi blok yakalayıp bu mavi blok esnasında da hissenin göstereceği performanstan faydalanmak. Şimdi birkaç soru birikti. Onları cevaplayayım. Şimdi evet, Ömer Bey'in de sorusu var. Bu da anlatmak istediğim bir şeydi. Şimdi ilk 10 listelerini diyelim akşamdan akşama değiştiriyorsunuz. Bugün listeye giren hisseler Aselsan, Akbank ve Hektaş. Şimdi Aselsan'a bakarsak eğer bugün kaç yapmış? Bir saniye şuradan bir kontrol edeyim. Aselsan bugün yaklaşık %7, 6.96, %7'lik bir performans gösterdi. Bu Aselsan'ı almamamız için bir sebep değil. Biz zaten bir hisse ilk ona girsin, ilk onda kaldığı müddetçe de bir performans sergilesini istiyoruz. Mesela ilk 10 işlem geçmişinden kontrol edelim. Tüpraş 11.08'de ilk 10'a girmiş. Bugün çıkmış. Arada %29
İlk ona girdikten sonraki performansı var. İşCTR 23.08'de listeye girmiş. Hala listede %46 bir performans sağlamış. Biz zaten her gün hisseleri değiştirip daha doğrusu gireni alıp çıkanı çıkartıp bunu uğraşmamızın sebebi şu hisseleri yakalamak. Bu yüzden hani bunlar da mutlaka ilk ona girdiklerinde artı 5 artı 6 yapmışlardır o gün. O yüzden hissenin o gün %5, %6, %7 yapması ilk ona girdiği gün bunu almamanız için bir sebep değil. Genelde şu hata çok yapılıyor. Onu da şimdiden uyarayım size. Mesela burada 3 tane hisse var. Bugün ilk ona girmiş. Aselsan %7 yapmış. İşte Akbank şu an ezberi bilmiyorum. %2 yapmış. Hektaş %1 yapmış. Aselsan %7 yapıp listeye girdiği için bu alınmıyor. Bunlarda daha büyük pozisyon açılıyor. Sonra bu hareketine devam ediyor. Ertesi gün bunlar ilk ondan çıkıyor gibi düşünün. Yani çok önemsemeyin. Fiyata da bakmasanız bile olur. Yani şu hisseleri alırken hissenin fiyatıyla ya da o günkü performansı yüzde kaç olmuş, buna dikkate almayın. En çok yapılan hata bu. Bu hataya düşmemenizi öneririm. Hisseler için kar al zarar durduğu seviyeleri de olsa güzel olur. Evet, bunun için bir çalışmamız var. Yakında panele ekleyeceğiz. Sembollere ait değerlerin güncelleme zaman dilimi nedir? Kullandığınız pakete bağlı olarak buraya her yeni liste geldiğinde sembollerdeki bu grafiklerde güncellenir. Yani platin paket kullanıyorsanız her gün yarım saatte bir buradaki bar değişir veya burada önemli bir değişiklik olduysa buraya mutlaka yansır. Yani premium paketler saat 5'ten sonra bu grafikler güncellenir. Platin paketler 11.30'dan sonra yarım saatte bir her güncelleme geldiğinde bu grafiklere de güncelleme gelir. Premium pakette bu ekran 17'den sonra mı güncelleniyor? Evet, premium pakette. Şimdi bütün paketlerde endeks grafikleri aynı. Bunlar açısından bir fark yok. Yani buradaki dakikalık santil bir grafiğini de tüm paketler bir dakikada bir değişerek görüyor. Bunlar bütün paketlerde aynı. Hisse kısmında sadece farklılık var. Yani hisse kısmında premium paketler mesela yarın akşam saat 5'e kadar bu grafikleri görmeye devam edecekler. Ve kaşif modülünde tarama yaptıklarında da her grubun ilk 15 hissesinde sadece yine bu grafiklerle tarama yapacak. Ama platin paketler yarın saat 10.30'a 11.30'a kadar bu grafiği görmeye devam edecekler. 11.30'da itibaren hem grafikler hem bu sıralama yarım saatte bir değişecek. Yıldız ve Gold paketlerde de 10.30'dan sonra 10 dakikada bir de güncelleme gelecek. Sentiment'te uyumsuzluk aranır mı? Sentiment'te uyumsuzluk aranmaz. Hisselerde özellikle hiç aranmaz. Yani uyumsuzluk yapmaz mı? Uyumsuzluk yapar. Ama trend dönemlerinde yukarı ya da aşağı doğru güçlü trendler olursa bu dönemlerde uyumsuzluk olabilir grafiklerin arasında ama hisselerin %30'unda olur o. Fakat endeks grafiklerinde uyumsuzluk olur. Mesela şurada sentiment düşmüş, endeks yukarı gitmiş gibi düşünebilirsiniz mesela burada. Ama bu uyumsuzluklar çok büyük ihtimalle sentiment lehine bozulur. Yani sentiment buradan aşağı doğru gelmiş fakat burada endeks yukarı gidiyor gibi bir görüntü var. Bu illaki sentiment yukarı dönmez, endeks aşağı gelir. Fakat bu uyumsuzluk yarın bozulacak diye buradan endeksi shortlamak da faydanız olmaz. Çünkü uyumsuzluğun ne kadar süreceğini öngöremeyiz.
Burayı biraz daha büyüteyim. Şuradan itibaren santimante 8 12'lerden 7'lere gelmiş fakat endekste çok aynı hareket yok. Santiment hacimle değişiyor mu? Santiment hacimle değişmez. Şimdi ilk 10 listelerini anlattım. Bir de son 10 listelerimiz var. Premium paketlerde bu özellik yok. Platin, yıldız ve gold paketlerde var. Burayı ne için kullanabiliriz? Eğer endekste güçlü bir yukarı hareket izliyorsak son 10'dan çıkan hisseler, şu hisseler son 10'dan çıkan hisselerdir. Gün içi işlem yapıyorsanız bunları değerlendirebilirsiniz. Yani mesela burası Aselsan'ı saat kaçta vermeye başlamış? Şöyle geriye doğru gidip biraz bakalım. On buçukta Aselsan 10:40'ta son ondan çıktığını görmüşüz. Yani bugün ekranda işlem yapacaksanız ekrana alacağınız hisseleri buradan seçebilirsiniz. Ve yine güçlü trend varken gün içi işlem yapmak için ilk ona girenleri ve son ondan çıkanları değerlendirebilirsiniz. Aşağı yönlü trend başladığında da bunun tam tersini yapabilirsiniz. Pay vadelilerde özellikle short işlem açmak istiyorsanız aşağı doğru da güçlü bir trend başladıysa yani endeks günlük santimantum. Yani şöyle kırmızılar başladıysa artık o günlerde de son 10'a giren bu hisseleri ve ilk 10'dan çıkan bu hisselerde short işlem düşünebilirsiniz. Başka sorularınız varsa sormak istediğiniz soru sormak için sesinizi de açabilirim. Şu WhatsApp kısmından buraya ben bakıyorum. Panelle ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa her zaman bana oradan ulaşabilirsiniz. Gün içerisinde telefonla da arayabilirsiniz. Bugün anlattıklarımdan ya da yarın paneli kullanırken aklınıza başka bir şey takılırsa lütfen yazın WhatsApp'tan. Sentiment puanı 9 hisse bazlı da rally göstergesi olabilir mi? Evet olabilir. Bunun en güzel örneği de İşçi TR'dir. Buraya geldiğinde fiyatı 18 liraymış. 9'u ilk geçtiğinde fiyatı 18 liraymış. Şimdi böyle bir grafikte bugün İşçi TR'de pozisyon açılır mı? O biraz şüpheli ama 9'a ilk geldiğinde açılır mı derseniz evet açılır. Zaten muhtemelen ilk 10'a girdiği yerde burası hissenin. İlk 10 listesini takip etmemizin asıl amacı bu zaten. Yani bir hisse gelsin, bir rally yapsın, biz de bundan faydalanalım. Yani şunu tekrar vurgulayayım. Paneli kullanan hemen hemen tüm kullanıcılarla diyaloğum var. En çok hata yapılan yer burası çünkü. Burada bir hisse ilk ona girdiyse eğer akşamdan akşama işlem yapıyorsanız hissenin o günkü performansına odaklanmayın. O aldatıcı olur. Özellikle de giren hissenin Aselsan'ın
o günkü performansı yüksek diye bunda pozisyon açmayı ıskalayıp o günkü performansı daha düşük olanlarda daha büyük pozisyonlar açmak fayda sağlamaz. Çünkü tekrar burada işçiye TR örneğine geleceğim. Şimdi bakın, bu hisse sentimenti 6 iken ilk 10'a girme ihtimali yok. Ama şu gün ilk 10'a girdiği gün, burada fiyatına da bakacak olursak 16.79'dan 18'e çıktığı gün girmiş. Yani tamam, bu da 7'lik 8'lik bir performans göstermiş ilk 10'a girdiği gün. Ve sonra bu hareket aynen devam etmiş. Şimdi Egen dün girmişti ilk 10 listesine. Girdiğinde tavan değildi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Egen bugün tavan oldu. Ah, pardon. Dün biz Telegram'da yazmıştık Ege'ni. Şimdi hisse tavan, ne yapacağız? Yarın açılışta buna açılıştan önce emir gönderebilirsiniz. Burada Ege'n var mı? Ege'n var. Şimdi şurayı blok olarak alacağınızı düşünürseniz eğer Ege'n'de açılışta emir göndermek size bir şey kaybettirmez. Çok takılınan bir yer daha var. Onu da anlatayım size. Şimdi şurayı diyelim takip ediyoruz. İlk 10 bu elimizde var. Hisse geriledi, 11. sıraya düştü. Şimdi bir hissenin 11. sırada olmasıyla 10. sırada olması arasında mucizevi bir fark yok. Yani biz ilk ondan çıktı diye fiyatı paldır küldür aşağı gidecek gibi düşünmeyin hisseyi. Şimdi 10. sırada olan EKGYO'nun sentiment değeri 6,58. 11. sıradaki Tüpraş'ın da sentiment değeri 6,58. O sadece E harfiyle başladığı için 10. Bu T harfiyle başladığı için 11. Böyle bir fark var hatta şu an arada. 12. sıradaki gübrenin de 6,5. Şimdi elimizde Tüpraş vardı. Bugün 11. sıraya düştü. Bunu satalım mı, satmayalım mı? Şu grafik eğer kırmızı olmasaydı bunu tutmaya devam edebilirdik. Ama burası kırmızı olduğu için bunu, o opsiyonu tanımayız. Veya Gübref dün ilk ondaydı, elimizde vardı. Bugün 12. sıraya geriledi. Ama burası hala mavi devam ediyor. Şimdi bunun grafiğine de bakalım. Gübrenin grafiğine. Sentiment puanı düne göre artmış. Gübrede ısrar edilebilir. Şu grafik taşınabilir. Ama yani şu grafikte çok ısrar etmeye gerek yok. Hem sentiment puanı azalmış, hem kırmızı barlar devam ediyor. Bunda opsiyonu sağlamaya gerek yok. Onur Bey sormuş. 10.30'da ilk 10'a girdiğinde mi almak daha verimli yoksa kapanışını mı beklemek? Şimdi tabii ki erken almak daha iyi. Ama ne zaman daha iyi? Yani bu beraberinde ne getirir size? Şu ilk 10 listeleri. Şimdi bugün sabahleyin 10.30'da 10.40'da Aselsan almakla akşam Aselsan almak arasında %5'lik en azından bir fark vardı. Onu oradan yakalamak güzel oldu ama bunun haricinde bir iki de fake yemişizdir orada. İlk ona girip çıkan hisse olmuştur. Mesela Yapı Kredi Bank girmiş çıkmış. Aselsan'dan belki o %5'i aldık fazladan ama Yapı Kredi'den de mutlaka bir iki bırakmışızdır orada. Yani gün içerisinde eğer ekran başındaysanız, işlem yapıyorsanız, ekstra bir karar destek mekanizmanız daha varsa
gün içerisinde almak bunları daha karlı olur. Şimdi Hasan Bey sormuş, User's Manual hazırlanırsanız iyi olmaz mı? Genel olarak bundan önceki yaptığım eğitimleri yardım kısmında iki video olarak ekledim. Bugün konuştuğumuz şeylerin hemen hemen aynaları bu videolarda da var. Yine bir tane de dokümanımız var burada. Buna da inceleyip bakabilirsiniz. Onun haricinde yine ekstra olarak şunu da koysanız olurdu dediğiniz bir şey varsa yazın bana WhatsApp'tan, onları da ekleyeyim. Katılım hisseleri. Evet, katılım hisseleri için buraya bir buton koyduk. Buradan katılım hisselerini seçebilirsiniz. Ama katılım hisselerinin ilk onunu yapabilmemiz için burada X katılım diye bir grup oluşturmamız lazım. Öbür türlü iyi verim almaz. Çünkü bu grup, yani her grup kendi içindeki diğer hisselere göre de puanı değiştiği için biz bunu şu anda sadece filtre olarak çalıştırıyoruz burada. Onun ilk 10 listesini basmaya şu an panel hazır değil. Burada ekstra X katılım diye bir grup oluşması lazım. Onu teknik gibi bir danışman lazım. O hemen ekleyebileceğimiz bir özellik değil o. Ondan önce yapacağım şey, X sentiment 500'ü ikiye böleceğiz. X yıldız ve X sentiment 500 olarak. Ondan sonra belki sıra ona gelir. Yıldız ve paket ve gold paket kullanan abonelerimiz için bir de sektörler kısmı var. Burada da yine 24 tane ana endeksi sentiment grafiklerini hazırladık. Buradan da sektörel değerlendirme yapabilirsiniz. Mesela buradan bakalım, teknoloji XGMEO. Burada bir kırmızı mavi dönüşüm olmuş. Sentiment puanı birkaç gündür artıyor. Bu endeksteki hisseleri bir göz atmak fena olmayabilir. Veya gıda endeksinde yorgunluk belirtileri başlamış. Sentiment puanı aşağı gelmiş. Kırmızı barlar uzuyor. Elinizde gıda hissesi varsa bunları bir değerlendirebilirsiniz diye size bir fikir verir. Diğerlerine de bakalım. Ekstra bir şey var mı? Sigortada bir toparlanma olabilir. Yüzümüze çarpan. X kimya endeksinde aracı kurum kan kaybediyor. Spor hisselerinde bir dönüş başlayabilir gibi. XU30 ve XU70'ten karma paket yapılmasını önerir misiniz? Şimdi karma paketten kastınız şuysa olabilir. İlk 10 listelerinde en azından ilk 7'leri takip ederek XU30 ve XU70'te ilk 7'leri takip ederek bunu yapabilirsiniz ama panel sizi bu konuda desteklemez. İlk 7'ye gireni, ilk 7'den çıkanı size göstermez. Ama kafanıza göre buradan 3 tane hisse seçeyim, buradan 3 tane hisse seçeyim, buradan 3 tane hisse seçeyim. O iyi bir strateji değil. Şöyle yapabilirsiniz. Bu X sentiment 30 veya 70'ten bir tanesinin ilk 10'unu takip edersiniz. Diğerinden de
kaşiften oluşturduğunuz sepeti de diğerinden seçersiniz. Hani ben böyle bir ikilemde kalsam ilk sentiment 70'in ilk 10'unu takip ederim. Kaşiften bulduğum hisseleri de X30'dan seçerim gibi düşünün. Ama yani şunu kesinlikle yapmayın. Hani diyelim bir sepet için bu sistem için ayırdığınız portföyünüz 10 lira. Buradan 3 tane hisse seçeyim. Buradan 5 tane hisse seçeyim. Ona girmeyin, o iyi sonuç vermez. Şimdi XU30 ile XU70 arasındaki en büyük fark şuradaki oynaklıktır. Bir tanesinde 2-3 hisse değişir her gün. Bazen bir hisse değişir ama diğerinde her gün en az 3 hisse değişir. Bu tarafa geldiğimiz zaman bu rakam daha da artar. Evet, çok güzel bir soru. Bugün 15.01'de Yapı Kredi Bank ilk 10'a giren olarak görünüyor. 15.31'de çıkan olarak görünmüyor. Çok güzel soru. Önce orayı bulalım. Yapı Kredi Bank, evet, 17.16. Şuradaki güncelleme de var. Buradaki güncelleme diyor. Buhar olmuş. Şimdi bir hissenin yeşil kısımda olması için dün İlk 10'da olmamış olması lazım. Yani dünkü final listesinde olmayıp bugün ilk 10'a girmeye çalışanlar yeşil olur. Eğer bu yeşil alandan kaybolursa da bu ilk 10'a girmeye çalıştı fakat giremedi, geri çıktı manasına gelir. Bunda pozisyon açtıysak ısrarcı olup olmayacağımızı şurası belirler. Bu kırmızı hani çok tutmaya gerek yok. Hemen bırakıp uzaklaşılabilir. Şu kırmızı alana gelebilmesi için de bir hissenin mesela burada bir şey girip kaybolmuş mu? EKG yok mesela burada kırmızı olmuş sonra kaybolmuş. Bir hissenin kırmızı olması için de dün ilk 10'da olması lazım. Bu kırmızı alana geliyorsa bu hisse dün ilk 10'da yani sizin elinizde var. Bunu burada görüyorsanız çıkartabilirsiniz. Ama bu son 10'dan kaybolursa da tekrar ilk ondan çıkmaktan vazgeçti gibi düşünebilirsiniz. Yeşil ve yeşilden yani şurada görünüp burada görünen bir hisse ilk ondan çıktığı zaman tekrar kırmızı olmaz. Bu aklınızı karıştırır. Kırmızı olması için dün elinizde olması gerekiyor hissenin. Yeşil olması için de dün zaten elinizde olmamış olması gerekiyor. Dakikalık endeks takibi gibi hisselerde de dakikalık sentiment momentum izlenebiliyor mu? Hayır, izlenemiyor. Neden izlenemiyor? Çünkü buradaki endeksteki verileri oluşturmak için bütün borsanın verilerini alıyoruz. Hepsinin toplamı bu şekilde takip edilebilecek bir veri çıkartıyor. Tek tek hisseleri aldığımız zaman buradaki veriyi takip etmenin size bir faydası olmaz. Bize de olmuyor. O yüzden takip etmiyoruz zaten. Şimdi güzel bir soru yine. Saatlik sentiment kırmızı. Sentiment güç göstergesi 35. Buna göre ilk 10'a girenleri almak mantıklı mı ya da 50 yaş mı sınıf ve mavi barı görmek mi isteriz? Şimdi zaten bu sentiment güç 50'nin altına geldiyse atıyorum sepetimiz ilk 10'u takip ettiğiniz portföyünüzün büyüklüğü 10 liraysa bu 50'nin altına geldiğinde bunu bir 5 liraya düşürmeniz faydanıza olur. Ve tekrar 50'nin üstünde kapanış yapmaya başladığı zaman 100 liraya, 10 liraya çıkmak daha faydalı olur. Burada
düşük bir sepet büyüklüğüyle hisseleri takip edebilirsiniz. Çünkü içlerinden mutlaka endekse ters hareket edip sepeti kurtaracak hisseler çıkabilir. Şimdi bu ilk 10 hisseleri mekaniktir arkadaşlar. Sentiment puanı en büyük olan sürekli birinci olacak şekilde endeks tepe tak tak aşağı giderken de burada bir ilk 10 listesi oluşur ve dönmeye devam eder. Sebebi endeks döndüğünde ne alacağımızı bilmek. Yani o zaman da elimizde hazır bir liste olması için burası dönmeye devam eder. Fakat şunu fark edersiniz. Şimdi birinci olan hissenin sentimenti 9. O zaman birinci olan hissenin belki sentimenti 7 olur. Ama endeksle dönmeye başladığında o tuttuğunuz ilk 10 listesi hepsinden önce döner zaten. Yani burada kararı siz vereceksiniz. Bu 50'nin altında geldiği zaman piyasayı komple bırakmak ya da daha düşük miktarla takip etmek sizin seçiminiz. Başka sorunuz yoksa yayını sonlandıracağım burada ya da varsa onları da yanıtlamaya devam edebilirim. Dediğim gibi sonradan aklınıza bir şey gelirse mutlaka WhatsApp'tan ya da telefonla arayarak bana ulaşın. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Veya hem paneli hem kullandığınız başka karar destek sistemleriniz varsa nasıl strateji oluşturabileceğiniz hakkında da konuşabiliriz. Yeter ki bana ulaşın. Kriptonun aynı şekilde paneli hazırladık kripto için. Son birkaç testi kaldı. O testten sonra kullanıma çıkacak o da. Ama zannedersem bir ayı bulur. Çünkü bu panelde değiştirmek istediğimiz, buraya eklemek istediğimiz bir iki özellik daha var. Onları ekledikten sonra kripto çıkacak. Kaşifle ilgili stratejilerden bahsedelim. Şimdi kaşife gelmeden önce kaşifte ne yapmaya çalıştığımızı tekrar anlatayım ben size. Kaşifte aradığımız şey kırmızıdan maviye geçen ve sentiment puanı yükselen hisseler. Temel strateji bu. İkincisi ne? Kırmızılar küçülecek üst üste. İki kere küçülmesi daha iyi olur. Ve sentiment puanı yine yükselecek. Şimdi kırmızıdan maviye geçmesiyle kırmızılar kısalırken almak arasındaki fark orada işte risk ödül ilişkisi var. Çünkü bu kırmızıdan maviye geçerken de hissenin performansı biraz artar. Bu hisseyi burada da ya da burada da bu pozisyonu açabiliriz. Çünkü sentiment puanı yükseliyor. Kırmızı barlar kısalıyor. Fakat buralarda mutlaka örneği vardı. Bu kırmızılar kısalmaktan vaz da geçebilir. Mesela burada bir kere kısalmış. Eğer sentiment puanı artık bunu burada pozisyon açarsak kırmızı sonra kısalmaktan vazgeçmiş. Veya burada da aynı şey olmuş işte kırmızı bir kere kısalmış. Sonra kısalmaktan vazgeçmiş. Böyle bir şeye de denk gelebilirsiniz. O yüzden o risk anlayışınıza bağlı olarak ya kısalan kırmızılarda ya da kırmızıdan maviye geçişlerde ya da hani biraz ondan seçmek önemli. Kaşifte aradığımız şey temel olarak bu. Kaşife geleceğiz. İstediğimiz bir hisse grubunu seçeceğiz. İlk 10 dışında diyeceğiz. Zaten ilk 10'u taşıyor olmamız lazım. Kısalan kırmızı bar ya da kırmızıdan maviye dönen. Burada sonra sentiment puanı yükseleni mutlaka seçelim. Bu gene yaptığımız işlemlerin başarı oranını yükselten bir şey. Fiyatı yükseleni de seçerseniz eğer yine bir miktar işlemdeki güvenliğiniz artar. Fakat performanstan tabii bir tık şey yapabilirsiniz, feragat etmiş olursunuz. Bu şekilde filtreleriz.
ve buradan sonrasını sepet yapmak. Gerçi burada kırmızıdan maviye dönen santiment puanı yükselen. En temel stratejiler bunlar. Düşen trend başladığında da yani endeks düşüyorken de tabii bunun tam tersini yapacağız. Burada maviden kırmızıya döneni seçeceğiz. Sentiment puanı düşen, fiyatı düşen. Bunlarda da gerçi burası bir sitmiş. Bunları shortlayamayız. Pay vadeli diyelim. Bunlar da bize short idea olarak gelebilir. Düşen trendde de bunları arayabiliriz. Şimdi burada tarama yaparken kırmızıdan maviye dönen, sentiment puanı yükselen, fiyatı yükselen, sentimenti birden yüksek olan, ikiden yüksek olan, çok açık söyleyeyim ben bu özelliği kullanmıyorum. Benim kullandığım bir şey değil. Yine sizlerden gelen taleple biz bunu eklemiştik. Sentiment puanı 3'ten yüksek olsun, 4'ten yüksek olsun, 5'ten yüksek olsun gibi. Ama benim kullandığım bir özellik değil. Sentiment puanı yükseliyorsa ben kaçtan yükseldiğine bakmam. Ne kadar aşağıdan yükseliyorsa hatta o kadar da iyi bence. Haftalık veriler. Şimdi haftalık tarafta ilk 7 listemiz var. Ve bu ilk 7 listesi her akşam güncellenir. Cuma günleri ekstra bir güncelleme daha gelir. Burayı da biraz daha sakin takip etmek için burası kullanılabilir. Yani cuma günü açtık pozisyonları. Şurada bir de haftalık grafiklere bakalım tabii. İşte haftalığın da ilk sırasında işçi varmış. Yani şuralarda sokmuş bu pozisyona. Biraz daha erken girmiş burada. 7-8'de. Şimdi ben her gün uğraşmayayım ya da daha az sirkülasyonla uğraşayım derseniz de takip edebileceğiniz yer burası. İsterseniz cumadan cumaya değişiklikleri yaparsınız. İsterseniz sadece kapanıştan kapanışa yine değiştirerek burayı takip etmeye devam edebilirsiniz. Fakat burada mavi olan kısım bir önceki cuma günü kapanıştan önceki listeyi baz alır. Yeşil olanlar sonraki günlerde bu haftalığa girenler ya da çıkanlar olarak değişir. Yine kaşif özelliğinde burada kullanabilirsiniz haftalıklarda da tarama yapmak için. Özellikle cuma günü saat 5'teki güncelleme geldikten sonra hisse seçimi yapabilirsiniz buradan da. Şu kısmın yani en büyük avantajı diğer tarafta 10-10-20 hisse takip etmek gerekiyorken burada 7-7-14 hisse takip ettiğinizi düşünün.
Başka soru var mı? Durum. Mavi barlar kısalırken sentiment puanı artan hisselerde ve tersine kırmızı bar uzarken sentiment puanı artan hisselerde nasıl davranılmalı? Fiyatta mı, uyumsuzluğa mı bakılmalı? Şimdi ona tekrar şurayı cümleye alayım. Günlük veriler. Kombollara dediğinize benzer bir hisse var mı diye bakıyorum. X sentiment 30'da çok olmaz ama. Evet, mavi bar uzamış, sentiment puanı düşmüş. Şimdi biz buna dikkat edelim. Şimdi biz pozisyon açmak için ya kırmızı mavi geçiş arayacağız ya da kısalan kırmızı bar arayacağız ya. Şimdi şuraya geldikten sonra hem güçlü bir mavi bar var, hem sentiment puan 8 civarında. Bu 7'ye düşmüş. Şimdi bu 8'den 7'ye düşmesini şöyle değerlendirebilirsiniz. Hani bu hisse, bu bir araba otobanda 150 ile gidiyordu. Şimdi 130'da gidiyor. Yani bu hala hızlı gidiyor. Burada şimdi bu pozisyonu ya ilk ona girdiğinde açmamız lazımdı ya da kırmızıdan maviye geçtiğinde açmamız lazımdı. Buradan ben İlk onda olmasa tekrar bu hisseye pozisyon açar mıyım? İlk onda olmadığını varsayarak söylüyorum. Burada açmam. Çünkü ben burada ya da burada bu hisseye yakalanmış olmak isterim. Ama zaten buradan aldığım bir hisseyi de kırmızı mavide geçişinde aldığım bir hisseyi de şu grafikle elimden çıkarmam. Yani bu 8'den 7'ye gelmiş. Fakat burada güçlü bir mavi bar var. Bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı olan bir tane ara bulmaya çalışayım. Sentiment 70'te daha çok olur onlar. Şöyle ortalardan bir hisse bulalım. Şöyle net bir uyumsuzluk. Bazen şu oluyor. Burası kırmızıya geçiyor. Fakat sentiment puanı yükseliyor ama onu da çok nadir görüyorum. Onda bir şey yok. Bazen şu oluyor. Mesela burada kırmızılar olduğu halde şu alanda bakın kırmızılar barlar kırmızı, kırmızılar uzuyor. Sentiment puanı aşağı doğru geliyor. Fakat fiyat bundan etkilenmiyor. Bu olabilir. Bu karşılaştığımız bir durum. Fakat yani bu hisseyi taşımayız. Bu gruptaki hisselerde özellikle endeksler rally varken bunu görürüz. Düşen trend olduğunda tersini de göreceğiz. Yani barlar mavi olacak, sentiment puanı artacak ama hissenin fiyatı düşecek. Ona yapacak bir şey yok. Şu bir kere daha küçülürse Türk Telekom'da yeni pozisyon denenebilir ama kırmızılar artık küçülmeye başlar. Bu da sentiment puanı da artmaya başlar. Bunda pozisyon açılır. Ama şu kırmızı, mavi kırmızı geçişi ve şu sentiment puanındaki düşüşü gördükten sonra ben şuradan aldığım Türk Telekom'u, şurada aldığım Türk Telekom'dan burada vedalaşırım. Hem sentiment puanı düşmüş, hem bu kırmızıya geçmiş. Tamam fiyat bunda etkilenmemiş ama etkilendiği birçok örnek var burada. Mesela İşmen, kırmızılar devam etmiş. Sentiment puanı düşmüş. Sentiment puanı düştüğü için ilk ona girememiş. Ama fiyat 37'den 42'ye kadar artmış. Bunu bizim panel bu hisseyi yakalayamazdı burada. Haftalıklardan falan biz bunu yakaladığımızı hatırlıyorum. Yani şuraya kadar trade de ettik. Şurada da ilk 10 listesindeydi ama buradan sonra bıraktık.
Yine ben aynı şeyi yapardım. Burada aldığım işmenlerle burada vedalaşırdım. Sürekli yani, çünkü belirli bir kuralım var. Sürekli aynı şeyi yapıyorum. Şimdi 100 bin liramız var. Nasıl dağıtalım? Şimdi bir kere önemli olan ilk nasıl başlayacağız? Şimdi 100 bin liramız var. Şimdi bunu x30 ve x70'e bölmek ya da sadece x30'u ya da sadece x70'i takip etmek, bu tamamıyla sizin risk anlayışınıza bağlı. Şimdi ben BIST 30 ile BIST 70 arasındaki farkı size şöyle özetleyeyim. Tamamen aynı şeyi, stratejiyi uyguladığımızda x-sentiment 70 tarafının getirisinin x-sentiment 30'dan çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Fakat bunun getirdiği bir diğer şey de oynaklık. Yani burada hisseler çok hızlı değişiyor. Şimdi burada Aselsan artı 7 yaptığı için genelde almaktan çekiniyor kullanıcılarımız. Bunların her biri artı 5, artı 7 falan yapmıştır bugün. Hatta Egen tavan olmuş. Bunlar listeden çıktıklarında da aynı şekilde bir performansla çıkıyorlar. Yani Halkbe ilk 10'a girdi. Şimdi Egen tavan oldu, ilk 10'a girdi. Egen ilk 10'dan çıkarken taban olarak da çıkabilir. Veya eksi 8 yiyerek de buradan çıkabilir. Burada tamamen overall'a odaklanarak bunları takip etmek gerekiyor. Yani şimdi sizin elinizde bir ilk 10 listesi var. Takip etmeniz gereken şey, buradaki her bir açtığınız pozisyonun karlı ya da zararlı kapanması değil, overall'unuzun artıp artmaması. Tamam, siz Şekerbank aldınız, bugün ilk 10'a girdi. Tamam, yarın belki eksi 2 yapacak, listeden çıkacak. Ona yapacak bir şey yok. Ama önemli olan bizim bu elimizdeki ilk 10 listesi yarın artı 1, artı 2 overall'umuz artıyorsa ona bakacağız. Buradaki her açtığımız pozisyonun karla kapanmasını zaten beklemiyoruz. Bunu şuradan da görebilirsiniz. Bir maç, birinde ilk 10'a girmiş, 6'sında çıkmış, eksi 0,15 yapmış. EKGYO daha önce bir, pardon, o girmiş bugünkü pozisyona. Girip çıktığında eksi olan hisseler de olacak burada. Pegasus girmiş çıkmış. Girmiş bir gün listede kalmış. 1,67 ile çıkmış. Ama biz burada zaten aradığımız şey, buraya girip burada uzun süre kalıp performans sağlayacak olan hisseler. Dediğim gibi eğer her açtığınız pozisyonu kârla kapatmayı bekliyorsanız sistem öyle çalışmıyor. Yani bizim bir maçtan zarar etmemiz veya emlak konuttan zarar etmemizin nedeni, biz şunları yakalayabilmek. Bunları yakalayabilmek için zaten hepsinde bir de pozisyon açıyoruz. Şimdi dün panele abone oldunuz. Bugün listeleri alacaksınız. Nasıl alacaksınız? Şimdi ona da şöyle yanıt vereyim. Eğer bu sentiment güç endeksi 75 civarında ise direkt alabilirsiniz. Yani 100 bin lira para ayırdınız, hisse başı 10 bin lira yapar. Her hisseden 10 bin liralık pozisyon alabilirsiniz. Veya şöyle yapabilirsiniz. Hisse başına limitimiz 10 bin lira ama yeni girenlerden 10 bin liralık alırsınız. Listede devam edenlerden 5'er bin liralık alırsınız. Böylelikle bunlar gitmeye devam ederse kaçırmamış olursunuz. Performansından faydalanırsınız, fakat yani hisseler burada belli bir süre kalıp çıkıyorlar. Mesela İşçi.tr zaten listeye girmiş, %30 küsür performans yapmış. Şimdi bundan da aynı miktarda almak fayda sağlamayabilir. O yüzden devam edenlerden düşük, fakat yeni alınanlardan daha yüksek pozisyon alabilirsiniz. Yani gene burada risk anlayışınıza göre iki seçenek var. Ki ben bunu gene de şöyle sınırlamak istiyorum. Burası 75 civarındaysa direkt alın listeyi. Ama 75'in altındaysa
gidenlerden normalde alacağınızın, yani listede devam edenlerden normalde alacağınızın yarısı kadar, yeni girenlerden de tam pay alarak, daha sonra değişiklikleri de tam paylarla devam ederek kendi listenizi oluşturabilirsiniz. Ama tabii şuna da dikkat edelim. Burada konuştuğumuz rakam hep 100 bin liraysa, eğer ve siz yarın bu işe başlamak istiyorsanız hani 40 bin lirayla falan başlamanız lazım bu seviyedeyken. 50'nin üstünde kapanış yaptığımızda sepeti büyütürsünüz. Uzun vadeli temettü hissesi biriktirenler için. Şimdi uzun vadeli temettü hissesi biriktiriyorsanız eğer, evet, haftalıklar sizin için daha faydalı olabilir. En azından haftalık grafiğine bakarsınız hisselerin. Bu anlattığım stratejilerin hepsini haftalıklar içinde kullanabilirsiniz. Yani mesela burada kırmızı, haftalıkta kırmızı var gördükten sonra işçiye TR taşımanın çok bir mantığı yok. Başka bir temettü hissesi bulun. Kırmızıdan maviye geçen portföyde değişikliği yapın. Ya da bunlar zaten genelde BIST 30'dakiler temettü veren hisselerdir. Tek bir hisse taşımak yerine en azından ilk 7'dekileri taşıyın. Mesela şurada tekrar sembollere girelim. Şimdi haftalık olarak da grafiklere bakacak olursak Türk Hava Yolları son onda. Hektaş son onda. Pegasus son onda. Enka son onda. TAV son onda. Arçelik. Şimdi Froto, Sasa, Tofaş. Şimdi temettü hissesi taşıyorsanız bile en azından bu hisseleriniz son ondayken taşımamayı tercih edebilirsiniz. Bu size mutlaka fayda sağlar. Yani uzun vadeli yatırımcısınız, gene gelin haftalıklara bakın. İlk 7'deki hisselerde kalmaya çalışın. Yani şu saatten sonra şuradan çıkmadığı müddetçe şu hisselerde beklemenin bir avantajını göremezsiniz. İki grafiği birleştirseniz daha iyi olmaz mı? Olmaz. Ya çünkü şu grafikte daha çok alış ve satış yoğunluğu. Şimdi burada şu bize şunu gösteriyor. Bunun artması. Alım iştahındaki artışı görüyoruz. Alım iştahı artıyor. Alım iştahı azalıyor. Burada artık satış başlamış. Satış yoğunlaşması artıyor ve satış yoğunlaşması azalıyor. Bunların bu söylediklerimin dördü de ayrı ayrı kıymetli bilgiler. Burada sadece hisseye olan genel ilgi yoğunluğunu ölçüyoruz. Hisseye olan ilgi yoğunluğu artıyor ya da azalıyor. Bu sadece onu gösteriyor. Bu taraf hem alış yoğunluğundaki artış ve azalışı, satış yoğunluğundaki artış ve azalışı gösteriyor burası. Şimdi performans grafikleri, burayı tekrar günlük veriye alayım. Bu grafikler oluşturulurken akşam kapanış final listesine göre oluşturulur. Akşam kapanış fiyatını alır. Çıktığı günkü yine kapanış fiyatını alır. Kâr da etse, zarar da etse kapanış fiyatını alır. Mesela hisse
Aselsan bugün listeye girdi. Bu performans grafiğinde saat 10.30'da panel yakalamasına rağmen kapanış fiyatını alarak buraya ekler. Yarın öğlen 1'de de listeden çıksa kapanıştaki fiyatıyla burası işlem yapar. Şimdi siz günlük olarak takip ediyorsunuz. Yarın saat 11'de Aselsan diyelim burada ilk ondan çıktı. Grafikte açılsın. Eğer yarın buradaki bar kırmızı olursa veya Aselsan 15. 16. sıralara gerilerse ısrar etmenin sebebi yok. 11'de de bırakabilirsiniz işi. Kapanışı beklemenize gerek yok. Şu grafik çok bozuluyorsa. Ama 11. sıraya geldi. Burası gene mavi bir bar var. Sentiment puanı düşmedi. O zaman ben kapanışa kadar tutarım. Hatta 11. sırada kaldı. Hani ilk başlangıçta da anlatmıştım size. Şuradan tekrar ona geleyim. Semboller. Bugün 12. 13. sıraya gelen hisselere bakalım. Yani mesela şu grafikle 11. sıraya geldi. Bu grafikle Tüpraş'ı tutmam ama şu grafikle Gübre'yi tutabilirim. Ama Alarko'yu şu grafikte sentiment puanı düşmüş. Bunu tutmayabilirim. Ama diyelim mesela şu grafikte Şişe 11. sıraya gelmiş olsa hem bir mavi bar var hem sentiment puanı artmış. Bu 11. sırada dün ilk 10'da olup bugün 11. sıraya gerilediğini düşünelim. Bu grafikte onu tutarım. Ama şu grafikte ısrar etmem. Kullanıcıların tecrübelerini paylaşabilecekleri bir platform. Valla şimdilik tecrübelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ben de kendi tecrübelerimi sizinle paylaşabilirim. Onun haricinde bunu bir konuşayım. Teknik ekiple bir forum gibi bir alan oluşturabilir miyiz diye. Yani şu an çok tercih edilen yerler değil forumlar ama gene öyle bir şey düşünürüz. Yapı Kredi Bank, bar uzun kırmızı ama sentiment puanı artmış. Nasıl düşünmeliyiz? Yapı Kredi Bank'a hemen bakalım. Yapı Kredi Bank 13. Şimdi sentiment puanı artmış mı? Artmış. Kaç olmuş? Sentiment puanı 6'ymış. 6,25 olmuş. Artmış diyelim buna. Şimdi elimde varsa taşımam. Hani net söyleyeyim. Bankalarda bir karışık görünüm başladı zaten. İlk onda zaten ilk ondaydı. Bugünlerde çıktı galiba. Bir dakika şuradan da kontrol edeyim. İlk onda da değilmiş zaten ya. İlk ondan çıkmış olsaydı o grafikte zaten taşımazdım. İlk ona girene kadar da o grafikte almam. Yapı Kredi Bank. Yapı Kredi'ye tekrar bakalım. Şimdi Yapı Kredi muhtemelen şurada şuralarda bizim ilk ondan çıktı. Ondan sonra ilk ona girmediği için de yani çok da bir şey yok. Bunda şimdi ne zaman pozisyon açmış olabiliriz? Şurada açıp burada açsak hadi kırmızıdan maviye geçti diye burada pozisyonu açsak bugün kırmızıya geçti diye ben bu pozisyonu taşımazdım, kapatırdım. Yani endeksinde burada görüşümü etkileyen şeylerden bir tanesi de endeks. Yani endeksin de çok gitmemesi de burada etkili. Hani
yine bir rally dönemi olsak endeks her gün %1-2 artı kapatıyor olsa belki tölere edilebilir ama şu günlerde endeks de sıkıntılı. Bugün de -0,5'te kapattı XU30. BIST 30 -0,66 yaptı. Yani böyle günlerde burada kırmızı bar gördüğüm bir hissede ısrar etmemin şeyi bana bir faydası olacağını düşünmüyorum. Şimdi bizim idare ettiğimiz bir yeri Telegram kanalını sohbeti açmamız her yazılana cevap vermemizi gerektirir. Orayı o yüzden sohbeti açamayız. Çünkü her yazılanı kontrol etmemiz veya her yazılana bir cevap yazmamız gerekir. Öyle bir vaktimiz yok zaten. Ama kullanıcıların birbirleriyle nasıl iletişim kurabileceğiyle ilgili bir yer oluşturmayı bunu teknik ekiple bir konuşayım. Alarko çift mavi var ama sentiment puanı gevşiyor. Bakalım Alarko'ya. Şimdi Alarko'da şurada ya da burada kaşif taramasına takılır bu. Sentiment puanı da düşmüş. Şimdi şurada veya burada aldıysam ben bunu taşırım. Şurada kırmızı bar görene kadar. Pozisyonu buralardan açtıysam. Ama bugün grafiğe baktım. Burada zaten ikinci mavi gelmiş. Sentiment puanı düşmüş. Burada bugün bakıp Alarko'da pozisyon açmam buna. Çünkü ne ilk ona girmiş, ne buradaki aradığım formasyonları zamanında yakalamışım. O yüzden sıfırdan pozisyon açmak için uygun değil bence. Yani bunu da pozisyon açacağıma şişede pozisyon açmayı tercih ederim. Alarko'da ne yapmak lazım bu grafiğe göre? Şimdi dediğim gibi 5 senedir Alarko taşıyorsanız eğer bu grafiğe bakıp Alarko'da zaten bir şey yapamazsınız. Şimdi Alarko'daki pozisyonu ne zaman açtığınız önemli. Alarko'daki pozisyonu burada kırmızılar kısalıyor ya da kırmızıdan mavi geçti diye açtıysanız Alarko'yu burada bir kırmızı var görene kadar taşıyabilirsiniz. Onda bir problem yok. Burası bozulunca da çıkarsınız. Ama elinizde Alarko yok. Bu grafiğe bakıp Alarko almazsınız. Yani bir hisse alayım mı diye düşünüyorsanız eğer şu iki grafiğe bakınca şişe seçilir. Ama elinizde çok uzun süredir taşıdığınız bir Alarko varsa da taşımaya devam edin. Yani burada bir bozukluk yok. Ama burada bir kırmızı görürseniz de bu kırmızıların devamı gelebilir. Mavi barlar artarken sentiment puanı düşüyorsa alımdan kaçınmalı mı? Şimdi Hakan Bey, mavi barlar diyelim şu grafikte şurası mesela şişe. Mavi barlar artarken sentiment puanı düşüyor diyelim. Şimdi bizim pozisyon açacağımız yer zaten ya burası ya burası. Şurada veya burada pozisyonu açtıktan sonra ben burada bir kırmızı görene kadar yani muhtemelen şurada çıkardım ama sentiment puanı düşerken en kötü burada çıkarım. Ama şimdi şurası diyelim barlar artıyor, sentiment puanı düşüyor. Ben zaten şu grafiğe pozisyon açmam. Çünkü kaşiften tarama yaptığım zaman mutlaka şu durumda olan, kısalan kırmızı olan ya da kırmızıdan maviye geçen bir hisse bulurum. Bana her gün bu şekilde pozisyon sağlar. O yüzden bu kırmızıların uzayıp sentiment puanının düştüğü yer sadece benim devam eden pozisyonları kapatıp kapatmamamı
kararını vermek için lazım olur. O da ben pozisyona buradan girdiysem sentiment puanı artarken mavi barlar uzarken sentiment puanı düşüyor diye pozisyonu kapatmam. Ama şuralarda sentiment puanı düşmeye devam ediyorsa pozisyonu kapatırım. Şurada yeni pozisyon açmam. Şurada ya da mutlaka burada açmışımdır pozisyonu. Şurada mavi bar uzadı, sentiment puanı düştü diye pozisyonu kapatmam. Ama gidip yeni pozisyon da açmam. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Yayını burada sonlandıracağım. Dediğim gibi yine aklınıza takılan bir şey olursa bana WhatsApp'tan ya da telefonla arayarak ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar.